Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili İstanbullular, sevgili hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı günde en kalbi duygularla selamlıyorum. Açılışını yapmakta olduğumuz İstanbul Boğazı'ndan Halic'e deniz suyu aktarma projesinin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye'mizi, tüm kıymetli çalışanlarını, projenin inşasında görev alan tüm kardeşlerimi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu proje İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğüm 1995 yılında, o dönem dünyanın en önemli çevre koruma projelerinden biri olarak kabul edilen Haliç Çevre Koruma Projesi'nin önemli etaplarından biridir. Haliç Çevre Koruma Projesi kapsamında bugüne kadar İstanbul'umuz için gerçekten çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Biz 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek şehrin sorumluluğunu üstlendiğimiz o dönemde Haliç'i adeta bir bataklık olarak teslim almıştık. Şahsım Kasımpaşa'da doğmuş, büyümüş bir İstanbullu olarak Kasımpaşa'dan Fener'e, Kasımpaşa'dan Balat'a hangi tablo içerisinde geçtiğimizi çok iyi bilirim. Merak etme, oraya da geleceğim. Dur. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ve adacıklar, meşhur haczedilmiş Ali İpar gemileri vardı. Onların Haliç'in ortasında el altında tutulduğu ama kokudan geçilmeyen bir Haliç. Ve biz o zamanlar sandallarla bazen Haliç'teki vapurlarımızla karşıdan karşıya geçerdik. Tabii bu günleri görmenin de hayalini hep taşırdık. Mevlam böyle bir operasyonu yapma imkanını, fırsatını bizlere nasip etti. Ve gün geldi, çattı, biz tabii bunları konuşmaya başladık. Ve dedik ki, şu an işte sene 95, acaba su derinliği nedir? Su derinliği nereye inmişti biliyor musunuz? 52 santimetre. 52 santimetre. Haliç'te su derinliği. Ve pek çok kişi Haliç'ten umudunu kesmişti. Akademisyenler, bu işi bildiğini söyleyenler, görüştüğümüz kişiler bize hep bunu söylüyorlar. Ve bize tavsiyeleri neydi biliyor musunuz? Haliç'i kurtarmanın tek yolu var. Nedir? Haliç'i toprakla doldurmak.
Bize bunu söylüyorlardı. Ve bunlarla özel görüştüğümüzde de çevreciliği kendilerinden başka kimseye bırakmıyorlardı. Bu işi çok iyi bildiklerini söylüyorlardı. Eğer Haliç'i boşaltırsanız iki yaka bir araya gelir diyorlardı. Sakın böyle bir yola tevessül edilmesin. Bir de bize bunu söylüyorlardı. Tabii biz çalışmalarımızı başlattık. İnanmıştık. Biz Haliç'i kurtaracağız. Yeniden o eski ihtişamlı günlerine döndüreceğiz demiştik. Burayı tekrar altın boynuz haline getireceğiz dedik. Kolları sıvadık. Affınıza söylüyorum. Atalarımızın güzel bir sözü var. İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Ve o azimle, o kararlılıkla bu yola girdik. Gerekli çalışmaları yaptık. Projeleri hazırladık ve işe başladık. Tarama gemileriyle Haliç'in zeminini kaplayan çamuru çıkartıp borularla 9 kilometre mesafedeki Alibeyköy taş ocaklarına götürdük. 650 bin metrekarelik bir alan kazandık. Orayı bu çamurla doldurarak. Ve olmaz denilen oldu. Bir boru gidiş, bir boru geliş. Kamyonla taşımıyoruz. O adeta petrol hatları gibi sıvılaştırılmış o çamuru oraya taşıyoruz. Çamurunu orada bırakıyoruz. Suyunu tekrar Haliç'e pompalıyoruz. Böyle bir çalışma. Tabii o günkü yüklenici firmayı da huzurlarınızda kutluyorum. Gülermak ismini de vereyim çünkü o alkışlanması gerekir. Azimle, kararlılıkla onlar da çalıştılar. Ve o firmayla beraber yabancı bir ortağı da vardı. Ve verilen sözü yerine hamdolsun getirdiler. Ve şimdi orada çok büyük bir çocuklar için eğlence merkezi hazırlanıyor. İnşallah 23 Nisan 2013'te de orayı açacağız. Bakın neler nereye dönüşüyor. Mesele bir aşk meselesidir. Sevda meselesidir. Varsa İstanbul'a sevdanız, varsa bu millete sevdanız, aşkınız bunların hepsi olur. Ne oluyor? Değerli kardeşlerim, taş ocakları bölgesinde kurduğumuz çamur barajlarının üzerini kapattık. Yeşillendirdik, ağaçlandırdık, İstanbul'umuza yeni bir alan kazandırdık. İnşallah şimdi o bölge İstanbul'umuzun güzelliğine katkıda bulunuyor. Yeni projeler hayata geçiriliyor. Haliç'in bir tarafına bakın ne hale geldi, yeşillendi. Fesane sular altındaydı. Türkiye'nin o büyük patronları Fesane'yi su baskınından kurtaramadılar. Ne harcadın buraya? Şu kadar. Al paranı dedik. Verdik parasını, Fesane'yi biz aldık. Ve Fesane'yi biz yeniden bugünkü haline getirdik. Bakın şimdi Fesane'de her türlü etkinlik yapılıyor. Oldu. Bitmedi. Bitmedi. Sadamat Camii. Bakın şu cami. Sular altındaydı. Burası su cenderesidir. Ta kemere kadar gider. Ve burası Sadabat'tır. Az önce Kadir Bey anlattı. Veysel Bey bir başka yerinden girdi. Tabii neler söylemişler, neler buralar için.
Yürü, yürü gidelim Selvireva Hanım, Sadabağ'da demişler. Buralarda o tür güzellikler yaşanmış. Ve şimdi geleceğe yönelik Kağıthane Belediye Başkanlığı'nın bulunduğu bina. Aynı şekilde. Bunlar hep ele alınarak kazanılan yeni yerler. Bitmedi. Değerli kardeşlerim. Biz de Kağıthane'ye gurur duyuyoruz. Sağ olsunlar. Biz tüm insanımızla gurur duyuyoruz. Haliç Kongre Merkezi neydi? Haliç Kongre Merkezi biliyorsunuz İstanbul'un mezbanesiydi. Mezbane. Oradan çıkan bütün atıklar nereye atılırdı? Haliç'e. Bütün sakatat hemen kenardaki yerlerde, kurulmuş olan yerlerde işlenirdi. Buralardan araçla geçebilir miydiniz? Geçemezdi. Sadece yapılan buydu. E şimdi o mezbahane ne oldu? Aslı korunarak, daha iyi noktaya taşınarak uluslararası bir kongre merkezi oldu. Ve artık bizi uluslararası noktada böyle bir çekim alanı ve onun çevresinde de şimdi dikkat edin, bakın yapılanma değişti. Çünkü yöneticiye düşen istikamet vermektir. Düzen vermektir. Ve arkadan kitleleri çekmektir. Yönetici mıknatıslama yapar. İstikamet verir. Hamallık kolay şeydir. Ama artık o dönem geride kaldı. Şimdi teknolojinin gereği neyse bunu yapacağız. Hamal akılla değil. Allah'ın bize verdiği aklı ilimle bütünleştireceğiz ve bu adımları atacağız. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar bu şekilde yürürken geldiğimiz noktada bakınız Kasımpaşa'dan şimdi Hasköy istikametine doğru gelirken haberiniz yok. Şu anda orada bir tünel kazılıyor. Niye bu tüneli kazıyoruz? Artık oradaki trafiği rahatlatacağız. Çift gidiş, çift geliş, iki tünel. Tersaneler bu noktada artık modern bir projenin uygulandığı yer olacak. Ve onun yanında Hasbahçe artık çok daha farklı bir işleve girecek. Bunları AK Parti iktidarı İstanbul'a kazandırdı. Başkası değil. Ve bu tünel bittiği anda artık benim vatandaşım buradan aracıyla beraber gittiğinde sahil boyu duble yoldan gidecek. Tünelden de aynı şekilde gidip gelecek. Bu bir azmin işaretidir. Aynı zamanda orada kültür merkezlerini görecek. Orada alışverişi görecek. Orada oteller olacak. Orada mabetler olacak. Her şeyiyle bu sahil bu yanıyla da çok güzel bir hale gelecek. Ve bakın şimdi Kuzeydeniz Sağ Komutanlığı restore ediliyor. Onun bütün çevresi aynı şekilde güzelleştiriliyor. Neden? Haliç'i çok daha farklı göreceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Ve bütün bunların yanında şu anda işte Boğaz'dan gelen suyla birlikte Haliç'in rengi değişmeye başladı. Şimdi sorsam Haliç'te acaba kaç çeşit balık var? Bana ne cevap verirsiniz? Değerli kardeşlerim, şu anda arkadaşlarımdan aldığım bilgi şu. Turan Baba söyle bakalım kaç çeşit balık var? Yok, sen de az balık tuttun. Şu anda Haliç'te
48 çeşit balık var.